Yok yok, sırgılı yok da şey, ben ne edecek kadar bir çocuk ya. Evet değerli başkanım, çok değerli arkadaşlar, tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tabii ki Türkiye olarak son dönemlerde mal ticaretimizin yanında da hizmet ticaretinde de çok önemli noktalara geldik. 2016 yılı bizim hizmet ticaretimiz anlamında pek başarılı geçen bir yılımız değildi. Etrafımızda yaşadığımız ortamlar, Türkiye'nin içinden geçtiği süreç, yani 15 Temmuz ihaneti, terör olayları, etrafımızdaki ateş çemberi, artı Rusya'yla yaşamış olduğumuz Kasım 2015'deki o uçak krizi ve devamındaki yasaklarla hizmet ticaretimiz bundan etkilendi. Gerek turizm etkilendi, gerek müteahhitlikle ilgili bölümlerimiz etkilendi. Sizin de bahsettiğiniz gibi Rusya müteahhitlik anlamında bizim için son derece önemliydi. Yılda ortalama 6-7 milyar dolarlık müteahhitlerimizin iş aldığı bir pazardı. Bizim için son dönemlerde yıllık potansiyel anlamında baktığımız zaman ikinci sıradaydı. Birinci sırada genel itibariyle son dönemdeki bu yoğun trafikte Katar birinci sıraya gelmişti. İstediğimiz noktaya gelmekte biraz zorlandık. Rusya Türk ürünlerine, Türkiye'den ithal edilen özellikle gıda ürünleriyle ilgili koymuş olduğu yasaklar vardı. 6-7 ayrı sektörde koymuş olduğu yasaklar vardı. Bunlardan önemli bir tanesi de müteahhitlikti. Müteahhitlikte müteahhitlerimize getirmiş olan yasaklar artı Türk personel çalıştırmayla ilgili yasaklar, nakliye ile ilgili Türk şirketlerinin, nakliye şirketlerimizin yasakları gibi birçok alanda, müşavirlik alanlarında, birçok alanda getirilmiş olan yasaklar vardı. Bizim Rusya ile bu ilişkide hiçbir zaman için herhangi bir yasak uygulamamız olmadı. Rusya'dan ticaretimizi devam ettirdik, alımlarımızı devam ettirdik. Slogan, ürün, domates. O bir slogan artık o, yani sembol haline geldi. Bizim için de önemli değil mi? Önemli tabii ki yani. Bizim için bir kuruş önemli, bir sent önemli, bir dolar önemli. Türkiye'de biz dış ticarete bakarken, ihracata bakarken vazgeçmek anlamında söylüyorum. İhracatımızın bir dolar bile aşağı gitmesine razı değiliz. Bir dolar bile aşağıda bir fiyata kesinlikle hiçbir projeyi almanıza razı değiliz. Rusya ile Türkiye birbirini tamamlayıcı iki ülke, sizin dediğiniz gibi. Birbirine rakip değil. Rakip olmamamız hasebiyle de birbirimizi tamamlama unsurunu devreye koyduğumuzda, yani Rusya'daki bir ham madde veyahut da bir ara malı o haldeyken bir değerindeyse bunun bize gelip tamamlayıcı madde haline gelmesi halinde bu bir değeri beşe çıkıyor. 2017 yılının ilk çeyreğinde 2016 yılında yaşamadığımız başka bir şey yaşayacağız. İhracatımızın büyümeye pozitif katkı verdiğini göreceğiz. Bu katkı da %1,5 seviyelerinde olacağını inşallah göreceğiz. Ve 2017 yılında ihracatımızda hedefimiz tarihi zirveyi yakalamak. Yani İbn Haldun'un dediği gibi coğrafya kaderdir. Bu kaderinizi değiştiremiyorsanız coğrafyanıza razı olacaksınız. Bizim de coğrafyamız kaderdir. Bundan da hiçbir şikayetimiz yok. Şimdi Katar merkezli olarak şu anda yaşanmış olan olayı ben kardeşler arasındaki küçük bir tartışma olarak, yani böyle bir tatsızlık olarak görüyorum.